Herkese merhaba. Yeni bir seriyle beraberiz. Gasteş'in simülatör. Normalde oyun tabii bir benzinlik simülatörü ama çok fazla ayrıntı var oyun içerisinde. Yani sadece benzin doldur, araba gönder tarzı değil. Oynarken siz de göreceksiniz. Ben birazcık 20-30 dakika falan biraz baktım. Mekaniklerini deneyimledim birazcık. Umarım siz de keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Yakında oyun o zaman büyük de bir güncelleme gelecek. Şu altta gördüğünüz A-Strip dediği. Bununla beraber oyuna yeni bir havalimanı eklenecekmiş. Ve o havalimanından yine aynı bu benzinlik işlettiğimiz gibi gelen uçaklarla ilgili bakımlar, işte yakıt ikmalleri vesaire de yapılacakmış. En azından güncelleme notlarından anladığım o oldu. Neyse lafı uzatmadan hemen direkt yeni bir oyun oluşturalım. Oyun bu arada %100 Türkçe. Kendiliğinden Türkçe, yani herhangi bir yama yok. Bu arada oyun grafikleri ve bulunduğu bölge açısından direkt şeye benziyor. Long Drive diye bir oyun var. Henüz onu kanala çekmedik ama ilerleyen zamanlar çekebiliriz. Yine aynı onun ortamında geçen bir şey. Gerçi Amerika'nın çöl bölgeleri hep aynı bu şekilde. Bu arada yolda giderken satılık bir benzin istasyonu bulduk. Ve şimdi orayı satın alacağız. Keşke kapıdan girseydik, iyiymiş ama olsun, bu da olur. Yani orayı biraz saçma yapmışlar. Bariyerin üstünden geçtik çünkü. Evet. Sağ tarafta görev panelimiz var. Klasik. O görevleri yaparak ilerleyeceğiz belli bir süre boyunca. Şimdi sesona girmemiz gerekiyormuş. Nasıl girileceğini bul demiş. Çöpleri de sağ tıkla toplayabilirsin demiş. Şu şekilde. Alıp atabiliyoruz. Şimdilik şöyle bir dakika. Şuradan şöyle yüksek hız versem. Yani oraya gider diye düşünüyorum. Bir deneyelim basket. Oy güzel. Basket girdi. Bu tarz işte büyük çöpleri bu şekilde atmanız lazım. Ya da ya getirip götürüp atabilirsiniz ama bu zaman tasarruf için biraz daha mantıklı. Küçük olan çöpleri de normal torbaya dolduracağız. Onları da birazdan göreceğiz. Neyse bunları sonra toplarız. Şimdi boş yere kaydı onunla meşgul etmeyelim. Benzinliğe girmenin yolunu bul dediği için direkt biz benzinliğe girmeye çalışacağız. Şunları şöyle bir çekelim, atalım buradan. Buradan girmenin yolu basitmiş, direkt tahtaları söküp girmek gerekiyormuş. Ben ilk girdiğimde bayağı şu kapıları falan denedim. Arkalara dolaştım. Burayı görmemiştim çünkü ben direkt çöp attım. Ve şöyle etrafını dolaşmıştım acaba nereden giriliyor diye. Direkt ön kapı bağır şekilde giriliyormuş. Şimdi voltaj kablosu takip et ve elektrik açmanın yolunu bul diye bir görevimiz geldi. Bakalım kablo nereye gidiyor. Evet, benzinliğin dışında bir hurdalık var. Buraya geliyor elektrik şeyi. Elektrik hattı. Güzel, elektriğimizi açtık. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. İstasyon önündeki telefonu cevaplayın diyor. Hemen gidip bakalım. Bir telefon gelmiş anladığım kadarıyla. Bu arada her şeyi oyunda güncelleyebiliyorsunuz. Yani her şeyi, bu binaları falan yenileyebiliyorsunuz. Çevre düzenlemesi vesaire. Her şey İlerleyen süreçte güzel bir hale geliyor. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. Güzel, amcamız aramış. Tebrik ediyor. Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Tamam. Since you are not only a potential business partner. Bir zamanlar burasını babamız işletiyormuş. Sen de diyor aynı yeri işletiyorsun diyor. Sana ara sıra e-mailler atacağım demiş. Şimdi hemen diğer göreve geçelim.
Diğer görevimiz posta kontrol etti. Burayı almak için arabamı satmışız. Bu kapıdaki arabamız vardı oyunun başında geldiğimiz. O arabayı satıp onun parasıyla burayı almışız. Benden borç isteyebilirsin istediğin zaman diyor. Ara sıra diyor sana e-posta göndereceğim ve bu e-postaları da dizine ekleyebilirsin. Yani kaydedebilirsin diyor. Kâr elde etmeyi unutma. Öncelikle bir akaryakıt dağıtım şirketini yenile demiş. Bu bölüm için endişelenme. Sonuçta biz aileyiz. Birbirimize yardım ederiz demiş. Muhtemelen bu başlangıçtaki bizim şu an paramız yok. Bu anlaşma olan parayı amcamız ödeyecek. Güzel. Mini ekstravatöre binin demiş şimdi de. Binelim. Burada kendimizin de küçük bir aracımız var. Burada minik bir kepçemiz var. Gayet de hoş. Pompanın önündeki kum yığınlarını kaldır diyor. Yakıt yok. Hadi buyur. Şimdi bize benzin bidonu lazım. Zaten oyunun başlangıcında her yeri size gösteriyor. Neyin nerede olduğunu. Mesela burada bidon varmış. Onu görmüş olduk. Ve artık bu bidon bizim envanterimize kaydoldu. Yani bizimle beraber kalacak. Lazım olduğunda kullanmamız için. Direkt envanterimize atandı bu. Gidelim buna biraz şimdi yakıt dolduralım. Nasılsa kendi yakıtımız beleş. Bidonumuz nerede? Aşağıda. Bu arada tap tuşuyla açılıyor envanter. Tamam. Bidonumuzu doldurduk. Tekrar şuraya yakıtımızı dolduralım. Güzel. Şimdi devam edelim. Benzin için arabalar gelmesi lazım ama arabalar yanaşamıyor çünkü kum yığını gelmiş. O yüzden bunu ekspiratörle yani küçük kepçemizle taşıyacağız. Şimdi. Bu arada egzoz kırmızılaştığında motoru soğutmak için sağ tıka basılı tut diyor. Aşırı ısınma kilitliyormuş turbomuzu. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi T'ye bas daha fazla bilgi için diyor. Kumu almak için sol tuşa basılı tut. Tamam basılı tutalım. Niye almadı peki? Sol tuşa basılı tutacaksak. Haydi oğlum. Ha iyi bari şu an almışız. Demek ki basıp tutarak geçmeyeceğiz. Yanındayken basıp tutacağız. Kumun yanındayken o kendisi kürekle topluyor. Burada da kum atık alanımız varmış. Oraya boşaltabilirsin diyor. Zaten etrafta çok fazla kum var. Bunların hepsini toplayacağız. Ama tabii şu an değil. Yine aynı şekilde sol tıkla yapabiliyoruz. Müşteri hizmet verecek vaktin olmadığı zaman diğer sorumluluklara odaklanmak için istasyonu kapatın diyor. Yani sürekli istasyonu çalıştırmaya gerek yok. Onu normal zaman açacağız, kullanacağız. Müşteri de gelecek, gidecek. Ama bu tarz etrafta uğraşacağımız zaman da istasyonu durdurup kendi işlerimizi yapabiliyormuşuz. Tam güzel. İnelim hemen şundan. Benzinini aç dedi. Hemen tabelamızı çeviriyoruz. Close'dan Open'a geçiyor. Benzinliği istediğimiz zaman kapatıp açabiliyormuşuz. Benzin istasyonu düzenlemek veya bulabileceğiniz diğer etkinlikleri yapmak için atıl kalma süresini kullan diyor. Yani benzini kapalıyken bunlara yoğunlaş diyor.
Kolun hemen yanında trafiği başlatan bir düğme olacak. Demiş. Şurası. Gördüğünüz gibi. Buna bastığı zaman tüm müşteri ve arabaları sıfırlar diyor. Tamam, şu an kalsın. Sıkıntı yok. Biz diğer görevimize gidelim. Bilgisayar kullanarak yakıt tankını doldurun. Aslında bunu daha önce yapmak gerekiyordu bence. Yani şimdi müşteri gelirse benzinimiz vardır umarım. Neyse. Şimdi teslimatı seçiyoruz. Buradan yakıt tedariği ve buradan sipariş veriyoruz. 450 dolar paramız var. Sıkıntı yok. Amcamız sağ olsun. Hemen ben 500 litrelik bir yakıt alamıyorum. Niye alamıyorum 500 litre? Ya maksimum bu kadar mı alabiliyorsun? Tamam, güzel. 400 dolarlık yakıt aldık. O gelecek. Bu arada e-postalarımız gelmiş. Yanım sönüyor. Bakalım. Tamam, bunlar gereksiz. Ekskavatörlerle alakalı, bidonla alakalı. Bunlar eğer işte nasıl yapacağınızı bulamazsanız kendiniz deneyimleyerek gelip buradan okuyabiliyormuşsunuz. Ne olur ne olmaz diye bu şekilde size bir mail atıyorlar. Şimdi tamirhanem ve depo harap olduğu için şimdilik yalnız yakıt sipariş alabilirsin. Bunun sekmesine basınca teslimat denir. Kolay falan, çart çurt. Normal şeyler. Bunun açıldığında işte arabaların bakımlarıdır, tamiratlarıdır. Bunları da yapacağız. Elemanımız olacak, servisimiz olacak ilerleyen süreçte. Yine aynı şekilde burada dekorasyonlarımız var. Gördüğünüz gibi. Özelliklerimizi geliştirebiliyoruz. Buradan süpürgemiz, işte boyamız. Her şeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan istasyonu yükseltebiliyoruz. Yine burası yönetim kısmı, daha henüz kilitli. Açılmamış. İlerleyen süreçte açılacak. Gördüğünüz gibi bunların hepsi teker teker açılacak, açılıyor olacak. Şimdi bir sonraki görev beklerken yeteneğini atari makinesinde test et demiş. Hemen gidelim. Bu arada burada da ufak da bir konsol oyunu var. Daha doğrusu konsol oyunu demeyelim de şu araçlardan var. Kumandalı araçlardan. Hemen buradan aracı kontrol edebiliyorsunuz. 20 dolar ödül verecekmiş bize. Eğer bütün noktalardan geçersek. İlk yerden geçtiğinizde süre başlıyor ve süre bitmeden, daha doğrusu onun istediği süreye geçmeden bizim bütün noktaları geçmemiz lazım. 17 tane nokta var. Yukarıda görüyorsunuz. Yani bunu birazcık işte beklerken zaman geçirin diye koymuşlar. Çünkü yakıt gelecek biliyorsunuz. Yakıt gelirken boşa durmayın. Buralarda zaman geçirin diye konulmuş. Yan görev tarzı etkinlik bunlar. Yapmasanız da önemli değil. Ben oyun yaptığım için yapıyorum şu an. İleride buraya geleceğimi sanmıyorum. Çünkü gereksiz geliyor bana. Ama şu an zaten yakıt bekliyoruz. Kamyon gelecek. O yüzden biz de oyalanalım birazcık. Aferin. Maalesef. Düştük. Bu arada müşteri gelmiş. Yakıt bekliyor. Sol tarafta şimdi gördüm onu da. Bir an evvel şunu tamamlayalım da gidelim müşteriye. Umarım bekler. Beklemeden gidebilir gerçi de. Hiç belli olmaz. Zaten az kaldı. 14 oldu. Şöyle 15, 16. Ha gayret. Ve şöyle de bitiyor. Geç bitirdik. O yüzden bize para vermedi. 20 dolar alamadık. Önemli değil. Çok da önemli yok. Biz şimdi hemen direkt benzinliğe gidelim çünkü ha benzinimiz gelmiş. Tamam, açalım hemen. Benzinimiz aktarılsın. Gördüğünüz gibi benzin kamyonu da bayağı bir eski. Demek ki eskiden bu şekildeymiş. Ne kadar sürecek bunun yakıt alma işlemi? Herhangi bir yerde ibremiz var mı? Göstergemiz. Ha bitti. Tamam. Zaten kendisi koparmış kendisi bağlantıyı. İyi. Biz gidelim müşteriyle ilgilenelim.
Ön kapımız kapalı şu an. O yüzden yanından geçip vereceğiz. İyi, hala bekliyor abla. Yakıt ikmali. Tam pompayı al falan filan, klasik. Pompanın yerleri sabit. İstediği yerde durdurmanız lazım. Yine şöyle hızlı doldurabiliyorsunuz. Yine sol far tuşuyla durduruyorsunuz. Yeni başarımlar geldi, gördüğünüz gibi. Güzel. Ablayı gönderdik. Benzin tankı da gidiyor. Yeni bir mail gelmiş. Ona da bakacağız. Şunları ben şuradan bir uzağa atayım da şöyle. Sonra toplarız onları. Şimdi video içerisinde bunlara gerek yok. Bunları ben kayıt dışında çöpleri toplarım. Çünkü çok fazla var etrafta. Bunlar çok zaman alacak. Hiç gerek yok. Şöyle atalım bunu da. Tamam. Mailimize bakalım tekrar. Yakıt ikmali. Yani deminki ne şeymiş. Envantere çöp poşetimiz gelmiş. Güzel. Yine aynı şekilde. Niye tam yan sürüyorsun sen? Sıkıntı yok. Tam çöp poşeti envantere eklendi. Tam güzel. Ha, bu size bahsettiğim küçük çöpler. Yani şunlar mesela. Bunları çöpe dolduruyor. Torbaya dolduruyor daha doğrusu. Ve sonra bunları da çuvallayıp atabiliyorsun mesela. Bak, bu dolduğu için artık diğerine geçti. Bunu ayrı koydu. Şu şekilde toplayabiliyorsunuz çöpleri. Şöyle birazcık daha alalım. Zaten görev tamamlandı diyor. Şimdi çöp torbalarını, çöp kutularını boşaltın demiş. Birini boşalttık, diğerini de boşalttık. Dolu çöp torbalarını ve eski mobilyaları at demiş çöpe. Şimdi bunu atmak için ilk önce şöyle bir elimize geçelim. Sonra buradan bunları da atabiliyorsunuz bu arada. Böyle gelip bırakabilirsiniz. Hepsini çöp olarak sayıyor. Yani illa çöp torbası gerekmiyor. Hemen bunlardan şöyle hızlı hızlı atalım. Maksat görev olsun ki diğer görevlere geçebilelim. Bu arada müşteri gelmiş solda. Oraya dikkat etmek lazım. Müşteri geldiğinde tekrar tekrar bekletmeyelim boş yere. Hemen direkt yakıtımızı dolduralım. Herkes de 50 lira yüklüyor neredeyse. Kimse şey yapmıyor. Fullemiyor depoyu. Şuna bak, 18 dolarlık yakıt istiyorum demiş. Tam üstüne geldi, durduralım. Güzel. Aldık. Bak, bahşiş de verdi. Eğer onun istediği ölçüde verirseniz size bahşiş de veriyor. Onun isteğini yaptığınız için. O yüzden bayağı güzel. Bu arada bu çöpler de yine, şimdi çöpleri topluyoruz böyle. İçine atıyoruz. Bunları oyun çöp kamyonu çağırarak toplatıyor buralardan. Onları bile düşünmüşler. Yani kendi kendine kaybolmuyor. Bunlar dolduğunda çöp kamyonu çağırıp çöp kamyonuna bunları göndereceğiz. Şöyle arkalara doğru atalım da. Tamam. Çık. Hadi çık şuradan. Sıkıştım burada bak. Ha. Çıktım. Yine şunları atalım. Güzel. Yine şunda var çöp. 10 etti. Aslında 12 tane diyor da nereden baksan 100 tane çöp var burada. Önceki incelemeden biliyorum. Bu sadece görev için birazını bize toplatmak istemiş. Tamam, attık onları. Şimdi süpürge alın ve zemini süpürün demiş. Güzel. Hemen bir tane süpürge alalım şuradan, yine envanterden. Süpürge de beleş. Bu ilk parçaları ücretsiz veriyor. O açıdan bayağı güzel. Hepsi envanterimize geliyor. Tamam, süpürgeyi kullanırken yerde kirleri görebilirsin demiş. Mesela buralarda gördüğünüz gibi tozlar görünüyor. Normalde görünmüyor. Sadece süpürge varken görünüyor. Onu da iyi yapmışlar. Aslında normalde görünse olurmuş. En azından nerenin kirlendiğini bilebiliriz. Yani sürekli süpürgeyle
kirlenmiş mi diye kontrol etmemiz gerekecek. O birazcık iş yükü oluşturabilir. Tamam, en azından içerinin tozunu halletmiş olduk. Bilgisayar kullanmak için çöplerin toplaması talep et. Bu size söylediğim şey. Çöp kamyonu çağıracağız. Burada gördüğünüz gibi çöp toplama olayı var. Hemen direkt siparişimizi verdik. Deniz'den kurtul. Deniz de buradaki yaramaz afacan bir çocuk. Bu burada yaşıyor. Bu bölgede yaşıyor. Gelip bizi rahatsız ediyor. Gördüğünüz gibi orada zaten yazıyor. Duvarları boyayarak zarar verecek diyor işte. Ona öğe atarak durdurabilirsiniz demiş. Deniz'den kurtul dediğine göre nerede bu çocuk? Bak, boyamış buraları. Çocuğum. Evladım. Buradan. Her yeri boya yaptı çocuk ya. Bir şey de fırlatmak istemiyorum çocuğa. Gel buraya lan. Gel buraya, buraya gel. İyi, gitti. Gitti de. Şimdi onun boyadığı yerler işaretlendi. Onun boyadığı yerleri temizlememiz gerekecek. Rulo al ve temizlik yap diyor. Envanterimizi alalım. Boya rulomuz. Shift tuşuyla renk seçebilirsin demiş. İyi, tamam. Mesela burayı diyor. Shift tuşuna basalım. Mesela buradan. Nişilde kal demiş. Boya işi bayağı bir işkenceye benziyor. Nasıl boyanacak burası? Boya konusunda deneyimim yok. Bitti. Dur bakayım, şuraya bir deneyeyim. Biz olayı yanlış anlamışız. Tam bu şekilde olduğu zaman boyuyor. Tabi buraya başka renk, buraya başka renk boyadık. Mesela bir daha boyayalım. Şuradaki yeşil kısımlarda tutmamız gerekiyor. Burada yaparsak boyanıyor, gördüğünüz gibi. Boyandı. Yine aynı şekilde. Yani bir çeşit boyama oyunu yapmışlar. Tam burada boyandı. Her yeri boyamaya gerek yok gerçi de. Ben olmuşken düzgün olsun her taraf diye şey yapmıştım. Onları ben artık sonra boyarım. Şimdi ilk önce şu çocuğun boyadığı yerleri bir boyayalım. Geri kalan yerleri sonra tamamlarım ben. Kayıt haricinde. Bu da bitmiş. Sanırım burası sonuncu yer. Tamam. Bagaj açmak için doğru aleti bul demiş şimdi de. Bunun için tek kuruş ödemem diyor polis. Adam gitti. Bu bagajmış. Ben orası sanmıştım. Neyse. Maymuncuyu donat. Ne diyor bu?
Bagaj açmayı denemek için boş tuşuna basılı tut. Pimi kırmamaya dikkat et çünkü iki hakkım var. Başaramazsan ya da çıkarsan bir daha deneme şansın olmayacak diyor. A ve D ile maymuncuyu oynat demiş. Bakayım şöyle bir yapalım. Her seferinde basacak yapmamız gerekiyor. Tamam, yeni başarım kazanmışız. 22 dolar da para verdi. Yine müşteri gelmiş. Hemen direkt müşterinin yakıtını verelim. Şu elimizi bir taptan çekelim. Güzel. 5 dolar da bahşiş. Şimdi e-postaları yine kapatalım. 5 tane e-posta gelmiş. Muhtemelen yaptığımız şeylerle alakalı yine. Aynen, süpürme, çöp, deniz, boyama, kilit kırma vesaire vesaire. Duff Ball resmini benzin istasyonunun içinde asın demiş. Peki nereden asacağız onu? Buradan da kapatıp açabiliyormuşuz bilgisayardan. Yanına gitmemize gerek yok. Güzel. Ha, çantamızda mıymış resim? Çantamızdaymış. As diyor. Buraya asalım. İki tane raf al demiş. Bilgisayara gidin ve raf sekmesine geçin. Özellikler. Raflar. İki tane al diyor da çok pahalı bunlar. Ha, paramız var zaten. Tamam, bir tane meşrubat. Bir tane de abur cubur alalım. Yine çantamıza geldi herhalde onlar. Ürünler. Raflar. Q ve E ile döner diyor. Şöyle buna bir hiza verelim. Tamam, bunu koyduk. Yine aynı şekilde bunu da koyalım. Tamam, bu arada müşteri gelmiş, polis. Hemen dolduralım. Polis bahşiş vermedi. Sadece paramızı verdi. Neyse, sıkıntı değil. Bilgisayardan ek park yerleri al demiş. İlk yer ücretsizmiş. Alan temizlemen gerekiyor diyor. Güzel, temizleriz. Bizim nerede ekstravatör? Burayı temizleyeceğiz de. Ben bu arabayı nerede bıraktım? İşte bıraktığınız yer önemli. İşin bitti deyip atmayın kenara. Ha, şurada bırakmışız. Alan büyük çünkü. Sonra uğraşırız. Neyse. Şu bölgeyi bir temizleyelim. Güzel. Şunu da şöyle dökelim.
Tam bu çöpün yanında kalsın. Yani daha doğrusu kumun yanında. En azından nerede olduğunu biliriz. Sağda solda uğraşmayalım. Hemen şöyle gidiyoruz içeriye. Araba yerimizi alıyoruz. Bu arada bu engel oluyor bizim girmemizi bak. Bunu burada alalım. Bunu nereye koysak ki? Bir saniye şimdilik şurada kalsın. Şunu biz kapının yanına koyalım. Aynen. Bunu da buraya koyalım. En azından girişi engellemez tablo. Tamam güzel. Hoş geldiniz efendim. Keşke hoş geldin demeyelim. Dayı bu ne ya? 10 dolara çikolata satmıyorlar. Adam benzin almaya gelmiş. Neyse. Biz şu görevimize devam edelim. Özellikler. Park yeri. Satın al. Güzel. Bunları biz nasıl yemek dolduruyoruz peki? Başka ürün yok. Tıkla. Doldur. Allah Allah. Dayıdan gelen aramayı cevapla. Dayı, bizim niye cep telefonumuz yok ya? Niye buraya geliyoruz hep? İşin iyi gittiğini görüyorum. Bunu başarılı bir şekilde dipten çıkardığın için tebrik etmek için aradım. Tek başına yakıtla yürütemezsin. Birkaç arkadaşımdan boş haftalar için stok teslim ettim. Şimdi para konuşma zamanı, bana borçlusun. Faturayı e-postaya göndereceğim. Dünyada her şey hayırlı yürümüyor falan filan. Tamam. Amcamız yine boş yapıyor. Bizim yiyeceklerimizi doldurmuş ama karşılığında da size diyor. Para gönderdim. Fatura gönderdim. Yiyeceklerin parasını bana öde diyor. Hadi. Çok yavaşsın abla. Recep Fedin arabası da gelmiş. Haydi devam et. Erkekmiş bu arada. Neyse. E-posta sanırım faturamız geldi. Dayıdan. Evet. Merhaba yeğenim. Ekskavatör ve işletme, çöp bertaraf hizmetleri, boya alımları, gönderi hizmetleri olarak 3200 dolarlık bir borç kitlemiş. Çözüme üstlerde hoşlanmam, acele et demiş. Ben bir iş adamıyım, canavar değil. Bazı temel bilgileri gözden geçirelim. Güzel. Alışverişle ilgili, yazar kasayla ilgili bize bilgi vermiş. Mesela müşteri gelmiş. Taramadan sepete giren her ürün müşteriye ücretsiz olarak gider diye bir ibare koymuş. Tamam. Peki ne ürün? Buraya koyduğu ürünü buraya, oradan buraya yapacağız. Bunu taramışız. Bu arada farla bas tutmanız gerekiyor. İyi güzel. Oo, kuyruk oldu burada. Bunu beklemiyordum bak. Benzin için bitti, bir de bu çıktı başımıza. Bu bip bip sesini duymadan atmayın. Zarar etmeyelim çünkü. Güzel, bu da gitti. Haydi ablacığım, sırada sen varsın.
Güzel, bu da bitti. Sorun şu. Kalan zaman yanda görünüyor ve 5000'de borcumuz var. Maşallah, biz borcu neyle ödeyeceğiz? Kredi, ha, kredi çekeceğiz. Ya da ödeyecekmişiz. Pardon. Tamam, 500 dolarını ödedik. Kalan borç 4500 diyor. Şu an valla paramız yok. Yapacak da bir şey yok. Dayı, birazcık bekleyeceksin. Maalesef bir tane elimiz var. Bir daha geldi park yerine. O da içeri gelecek herhalde, müşteri. Bilgisayar kullanarak kredi öde diyor da. Yani ödeyemiyoruz işte. Mesele o. O kadar paramız yok. Şu an ödeyemiyoruz yani, gördüğünüz gibi. Bu arada çöpler var. Amca takılmış çöplere. Şunu şöyle bir atalım ileriye doğru. Git buradan. Çok iyi temizledim. Müşteri yazar kasa. Yani böyle 3 kuruş 5 kuruşla bu borç ödenmeyecek. Bunun umarım hepimiz farkındayızdır arkadaşlar. Benim merak ettiğim, oradaki süre bittiği zaman haciz mi olacak? Onu merak ediyorum. Çünkü şu an bak, müşteri yok. Herhangi bir şekilde gelirimiz yok. Çöpleri atalım birazcık biz beklerken. Aa, polis geldi. Oo. Yiyecek aldı oradan, içecek aldı. Aynı zamanda dışarıda yakıt bekleyen de var da, neyse, dur önce şu polisin işini halledelim. Polis de bir sürü ürün almış. Bunları ödeyeceksin inşallah. Polis amca. Süre doldu. Kendimi kötü hissetme. Zaten yapacak bir şey yoktu demiş. Aramayı cevapla diyor ama önce şu benzin işini halledelim. Tamam, şimdi bakalım dayı ne diyecek. Yapacak bir şey yok dayı, paramız yok yani. Hayda, hırsız geldi. Oy. Hırsız da değil gerçi. Parayı tahsilat için adam yollamışlar gibi. Ödeyemedik. Dayımız mı geldi? Galiba dayı geldi. Oy, dayı da mafyaymış. Ağzında prosu. Biz hala yerdeyiz. Dayı, tam borcu ödeyeceğiz sana da. Hoş şeyler olmadı. Ağzımızı burnumuzu kırdılar. Yine telefon çalıyor. Hey nephew. Back on your feet. I hope your Merhaba yeğenim, kendini topladın mı? Umarım başın dönmüyordur. Konuşmamız gerek. Bir hata oldu, ciddi bir hata. Sorumlu kişilere gerekeni yaptıracağım bilmek için, bilerek için rahat olsun. Kredi ödeme gününde kargaşa çıktı. Bu tamamen kötü bir iş ve ben kötü iş kararı vermiyorum. Şimdilik bu bozgunu unutalım. Özür dilemek için lütfen küçük hediyeyi kabul et. Bir sonraki teslimatın için yardımcı olacaktır. Ancak bir şekilde almak için depoyu tekrar çalışır hale getirmen gerekecek. Kararlı bir delikanlısın. Halden anlarsın demiş.
Ben istasyonu yükseltmek için tüm görevleri tamamlayın. Ben istasyonun yükseltilmesi ana bilgisayar ekranına erişebilen istasyonun menüsünden yapılır demiş. Ne olduk bizim benzinimize? Niye çalışmıyor? Çalışıyor. Yeniden işlenebilir hale getir diyor ama zaten işliyor ki şu anda, sıkıntı yok. Oo, bu ne? Bu balığın ne işi var içeride? Balığı atalım gitsin. Hop, basket. Müşteri gelmiş. Buyurun abim. Güzel. Şimdi şu bilgisayara bakalım. Dekorasyon demiş. Dış dekorasyon, dış mekan. Şimdi bu sarı araba ünlü bir bomba aksiyon sahnesinde kullanıldı. Filmi kahramanı onu yumruğuyla patlattı. Ha, şu yolun kenarındaki. Tamam, aldık. Sıkıntı yok. İkinci seviyeyi yükseltmeyi satın al diyor. Yükseltmeler. Level 2. Bedavaymış. Station level 2. Ne oldu şimdi? İki araba birden mi gelecek? Ne olacak? Depoya girmenin ve kapılaşmanın bir yolunu bul dediği. Neyse, burada bırakalım. Bölüm süremiz çünkü birazcık uzun oldu. Bir sonraki bölüm artık buradan devam ederiz. Umarım seri hoşuna gitmiştir. Bayağı keyifli şeyler oluyor. Bir yandan mafyayla başımız belaya giriyor. Bir yandan satışımızı yapıyoruz, dükkan büyütüyoruz. Gayet eğlenceli ve keyifli bir oyun gibi görünüyor. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim izleyenlere.